Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir soru çözümü dersiyle beraberiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, aşağıda verilen numaralardan ve adreslerden kampa katılmak istiyorsanız evet, başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Evet, bugün bol bol soru çözeceğiz. Evet, arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Gruptan gelmek isteyen arkadaşlar vardır illaki gruba da ders başladı yazabilirseniz sevinirim. Belki haber olmayanlar vardır. Yine yazalım. Evet, bugün arkadaşlar birçok sorumuz var. Vaktimiz el verdiği sürece soruları çözmeye çalışacağız. Evet, o zaman bir an önce başlayacağız arkadaşlar. Evet, şu an başlayacağım zaten. Hemen. Sohbet kısmı açık. Soruları biraz daha hızlı cevaplandıralım arkadaşlar. Ne kadar hızlı cevaplandırırsak o kadar fazla soru çözeriz. Onun için biraz daha seri pratik olmaya çalışalım. Evet, ilk sorumuz arkadaşlar. ÖSYM'nin klasik sorduğu sorulardan bir tanesi. Haritadaki numaralanmış taralı alanların hangisinde doğal çevrenin insan yaşantısına sunduğu imkanlar daha fazladır? Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani insan yaşamına uygundur anlamına geliyor. Böyle bir soru gördüğünüzde arkadaşlar, evet, direkt neye bakacaksınız? Hangisi insan yaşantısına daha uygun? Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, burası nasıl bir yer? İnsan yaşantısına uygun mu? Burası çok soğuk bir yer. İnsan yaşantısına uygun değil. Şuraya baktığımızda burası da çok soğuk bir yer. Sibirya. Evet, şuraya baktığımızda arkadaşlar burası da çok sıcak ve çok nemli arkadaşlar. Ne insan yaşantısına uygun değil ve bitki örtüsü çok yoğun. 5 numaraya baktığımızda burası nedir arkadaşlar? Burası da çok kurak. Yani burası nedir? Bir çöldür arkadaşlar. Dolayısıyla geriye ne kaldı arkadaşlar? Şu alana kaldı. Bu alan nedir arkadaşlar? Ilıman iklim özelliklerine sahip bir alan. Yani insanların yaşantısına uygun bir alan. Dolayısıyla burada cevabımız ne olacak? Yani denizli olacak. Birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar bir eşleştirme sorusu. Dünyada görülen, yukarıda verilen tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisine ait bir açıklama yoktur? Siz de cevaplarınızı iletebilirsiniz hızlı bir şekilde arkadaşlar. Evet, dünyada görülen tüm iklim olayları, iklim oluşturan elemanlar, iklimlerin dağılışını inceleyen bilim dalı arkadaşlar demiş. Hangisi oluyor arkadaşlar? Eşleştirirsek klimatoloji. Yer şekillerinin oluşumu diyorsa arkadaşlar, yer şekilleri jeomorfoloji. Yer altı ve yer sular arkadaşlar neydi? Mineraloji. Ama burada canlılar ile ilgili bilgi vermemiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E. Aşağıda coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan yazar ve eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet, burada arkadaşlar önemli yazarlar ve eserler var. Hangisi yanlış? Evet, Biruni'nin arkadaşlar Gaznel'in Mahmud'a sunduğu ve coğrafik çalışmalarını topladığı kitabın ismi arkadaşlar El Kanun El Maksudi. Çok önemli bir eserdir. Daha önce sınav sorusu olarak çıkmıştır arkadaşlar. Farklı sınavlarda. Evliya Çelebi arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu döneminde Osmanlı'nın neredeyse topraklarının büyük bir kısmını gezerek Seyahatname eseri yazmıştır. Piri Reis arkadaşlar dünya Avrupa kıtasında barındıran bir dünya haritası ve bunu Kitab-ı Bahriye adlı kitabında evet toplamıştır arkadaşlar. Yine İbn Haldun'un iki tane eseri var. Kitabı El-İber ve Mukaddime dediğimiz.
özellikle Kuzey Afrika coğrafyasını anlattığı bir eser. Ali Kuşçu'nun arkadaşlar eseri Asar-ı Bakiye değildir. Evet, bu şıkkımız yanlıştır arkadaşlar. Asar-ı Bakiye yine Biruni'ye ait bir eserdir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği oldu. Güneş ışınlarının atmosferde yolunun uzaması ışınların tutulmasını arttırır. Buna göre yukarıdaki küre üzerinde belirtilen noktaların hangisinde 21 Mart tarihinde tutulmanın en fazla olması beklenir? Güneş ışınlarının ne kadar eğik açıyla gelirse tutulma o kadar fazladır arkadaşlar. Bakalım 21 Mart tarihinde arkadaşlar güneş ışınları nereye dik geliyor? Ekvatora dik geliyor. Kutuplara doğru ne oluyor arkadaşlar? Eğik açıyla gelmeye başlıyor arkadaşlar. Burada en eğik açıyla alan hangisi arkadaşlar? Güneş ışınlarını en eğik açıyla alan, evet, bir numaralı alan. Çünkü kutuba en yakın alan. Bu yüzden tutulmanın en fazla olduğu alan burası. Peki tutulmanın en az olduğu alanı sorsaydı arkadaşlar, o da ne olurdu? Hayır arkadaşlar, KPSS coğrafya değil bu. Evet, TET. Evet, 4 numaralı alan. Evet, en az tutulmanın olduğu alan, çünkü en dik geliyor. 1 numaralı, dolayısıyla bize cevapta ne soruyor? En fazla tutulmayı soruyor. Bu da A'dır. 21 Aralık tarihinde hangisinde gündüz süresi daha uzundur diye sormuş arkadaşlar. Evet, herkese de aynı problem var mı arkadaşlar? Sesim kesik kesik geliyor mu? Evet, anlaşılmayacak kadar kötü mü arkadaşlar? Evet, internette bir problem olabilir arkadaşlar. İnşallah düzelmiştir. Evet, şu an nasıl arkadaşlar? Aynı mı? Evet, genelde anlaşılır biçimdeyse arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar 21 Haziran'da kuzeye doğru giderseniz gündüz uzar, güneye doğru giderseniz gece uzar 21 Haziran'da. Tam tersi arkadaşlar, 21 Aralık'ta kuzeye doğru giderseniz gece uzar, güneye doğru giderseniz gündüz uzar. Dolayısıyla bize diyor ki 21 Aralık tarihinde hangisinde gündüz süresi daha uzundur? 21 Haziran'ı sorsaydı cevap olarak şunu verirdik arkadaşlar. Çünkü 21 Haziran'da kuzeye doğru gündüz süresi uzuyor. Bize 21 Aralık dediği için arkadaşlar kuzeye doğru gece uzuyor, güneye doğru gündüz uzuyor. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? 2 numara olur. Evet, bu sorular arkadaşlar pratik olmamız gereken sorular. İşin mantığını kavradığınızda bu sorular çok kolay çözülecek sorular. YouTube'a yüklenmeyecek arkadaşlar. Aşağıdaki coğrafi koordinatları verilen merkezlerden hangisinde gece gündüz arasındaki süre farkı, evet, daha az değişir? Ne demek bu arkadaşlar? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz süre farkı artar. Dolayısıyla arkadaşlar bir yer ne kadar ekvatora yakınsa gece gündüz süre farkı o kadar azdır. Baktığımızda ekvatora yakın olan merkez arkadaşlar, enlem olarak yakın olan merkez neresidir? 10 kuzey, 15 doğu. En fazlayı sorsaydı hangisinde daha fazla zaman farkı değişir deseydi, evet, o da 75 kuzey olurdu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D. Yukarıda yer alan haritada üzerinde güneş 21 Mart'ta 41 doğu boylamındaki Artvin'de saat 5.50'de doğduğuna göre 30 doğu meridyenindeki İzmit'te aynı gün saat kaçta batar? Bir doğar batar sorusu arkadaşlar. Nasıl hesaplayacağız? Şimdi bize verdiği tarihin bir önemi var. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Şimdi mantıken baktığımızda Artvin'de saat arkadaşlar. Şimdi Artvin'le Artvin'in derecesi 41. Evet, İzmit'in derecesi 30. İkisini birbirinden çıkartırız arkadaşlar. Kaç kalır? 11. 11'i de 4 ile çarparsak kaç yapar?
44. Yani burası 0, 5, 50. Burada 5.50'de doğduysa 12 saat sonra batacağı için arkadaşlar kaç olur? Kaçta batar? 17.50'de batar arkadaşlar. Bize nereyi soruyor? Bizi İzmit'te soruyor arkadaşlar. İzmit'te kaçta battığını. Şimdi arada kaç dakika zaman farkı var? Evet. Dersimiz şu an dakikasını bilmiyorum arkadaşlar. Uzatabildiğimiz kadar uzatırız. 50 dakika civarı sürer. Evet, 44 dakika arkadaşlar. Şimdi Artvin daha doğuda olduğu için daha erken doğmuştur. İzmit daha batıda olduğu için daha geç doğmuştur ve daha geç batar. Dolayısıyla arkadaşlar 44 dakika bundan daha geç batacağı için şurayı hesapladığımızda 34 yapar. Şurayı hesapladığımızda 18 yapar arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 18, 34. Evet, pardon. Anlamayan var mı arkadaşlar bu soruyu? İlk önce ne yaptık? Direkt şunu da yapabilirsiniz. 44'ü şuraya ekleyip sonra 12 saat ekleyebilirsiniz. Ya da bunun sonucunu bulduktan sonra 44 dakikaya ekleyebilirsiniz. Cevabı bu şekilde, kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Hangisinde güneşin ufuk düzlemi verilen saatlerin hangisinde sıcaklık değeri en yüksektir? Şimdi size bir soru. Gün içinde yeryüzünün en sıcak olduğu saat kaç aralığıdır? Evet, hemen hızlı bir şekilde cevaplarsak çok çok iyi olur arkadaşlar. Evet, 2-3 değil mi? Yani öğleden sonraki vakit. Normalde güneş ışınları dik gelir ama ısı birikiminden dolayı arkadaşlar en fazla sıcaklık saat 2-3 civarına sarkar arkadaşlar. Dolayısıyla günün en sıcak saati şudur. Günün en soğuk saati arkadaşlar güneş doğmadan hemen önceki vakittir. Dolayısıyla cevabımız bu. Evet, projeksiyon yöntemlerine bakarsak arkadaşlar 3 tane merkez vermiş. Şurası 1, 2 ve 3. Hangisinde haritalardaki bozulmaları engellemek için kullanılan yöntemleri doğru bir şekilde sıralamıştır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer ekvatoral bölgenin haritasını çizecekseniz siz bunu silindir projeksiyonla, orta kuşağı çizerseniz konik projeksiyonla, kutupu çizerseniz düzlemle çizmeniz gerekir. Bozulmaları en azı indirmek için. Şimdi baktığımızda burada Brezilya'yı vermiş arkadaşlar. Bu hangisi olacak? 3 silindir olacak. Bakın silindir. Orta kuşakta konik projeksiyon kullanacak arkadaşlar. Bakın nerede? Konik. Ve kutupta arkadaşlar Kanada'nın haritası çizirirken de düzlem kullanılır. Dolayısıyla düzlem cevabımız ne olur? Cevabımız E olur. Evet, bu yöntemleri bilmek gerekiyor. Ekvator çevresi silindir. Orta kuşak konik. Kutup kuşağı düzlem projeksiyon. Şimdi 3 tane harita vermiş. Van Gölü'nün 3 tane haritasını vermiş arkadaşlar. Bunların ölçeklerini büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş. Biz de arkadaşlar bir ölçek vererek sıralayalım. Hepsine birer ölçek verelim. Mesela arkadaşlar burada en büyük ölçekli hangisidir sizce? En büyük ölçeğe sahip olan harita hangisidir arkadaşlar? 2. Atıyorum buna kaç diyelim? 1/200.000 diyelim, tamam mı? 1/200.000. Peki en küçük ölçeğe sahip hangisi arkadaşlar? 1. Buna kaç diyelim? 1/800.000 diyelim arkadaşlar. 1/800.000 doğru mu? Evet, ortadaki ne de arkadaşlar? Ne diyelim? 1/500.000 diyelim. Evet, şimdi doğru sıralama ne olur o zaman? Büyükten küçükten büyüğe doğru sıralarsak en küçük ölçekli hangisi arkadaşlar? Paydası en büyük olan. Daha sonra paydası orta olan, daha sonra paydası en küçük olan. O zaman en büyük ölçekli harita bu büyük ölçekli harita, şu orta ölçekli harita, şu da küçük ölçekli harita. O zaman bize neyi sormuş? Küçükten büyüğe doğru. O zaman ne yaparız? 1 3 2 deriz. Dolayısıyla 1 3 2. Evet, farkındayım arkadaşlar. Arada sesim kesiliyor. Anlaşılıyorsa problem yok arkadaşlar. Anlaşılmıyorsa
bir interneti kapatıp açmam gerekecek. O da vaktimizi yiyecek. Onun için vaktimizden gitmesin diye eğer çok korkma olmuyorsa devam edeceğim. Çok korkma oluyorsa bir interneti yenilememiz gerekecek arkadaşlar. Eş yükselti eğrileri yöntemiyle internet bağlantısı düzensiz gözüküyor. Evet, sesim arkadaşlar iyi mi kötü mü şu an? Evet, görüntüyü kapatabiliriz aynen. Belki görüntüyü kapatırsak düzelir, daha iyi olur. Evet, şimdi renklendirme yöntemi neydi arkadaşlar? Farklı yükselti basamaklarında yer alan alanların farklı renklerle gösterildiği yöntem. Bakın 0, 500, 500, 1000, 1000, 1500, 1500, 2000. Şimdi en düşük alanlar 0-500 metre arası neyle gösterilir arkadaşlar? Yeşil, sonra sarı, 1500-1000 arası, sonra 1000-1500 arası turuncu. Evet, 1500-2000 arası kahverengi. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bakalım. 300 metre aralıklarla çizilmişse arkadaşlar şurası her zaman nedir arkadaşlar? Kıyı çizgisi olduğu için şuralar her zaman sıfırdır. Evet, 0, 300, 600, 900, 1000. L'nin değeri arkadaşlar 1000. Şuna bakarsak 300, 600, 900. K'nın değeri de arkadaşlar 900. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? Evet. 1000-1500 arası neydi arkadaşlar? K nedir arkadaşlar? K'nın değeri 900. 500-1000 arası neydi arkadaşlar? Sarı. Ve 1000 üzeri arkadaşlar neydi? Turuncuydu. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oluyor. Evet, harikasınız. Aşağıdaki şekillerle bitki örtüsünün oluşturduğu kuşaklar numaralandırılarak gösterilmiştir. Şekillerde gösterilen bitki örtülerinin kuşaklara ayrılması nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Burada iki tane şey var arkadaşlar. Bir tanesi dağa tırmandıkça, bir tanesi de ekvatordan kutuplara gittikçe. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daraldığı için güneş ışınlarının daralmasına bağlı olarak sıcaklık enlemin etkisiyle azalır arkadaşlar. Ama bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe ne olur? Sıcaklık yükseltinin etkisiyle düşer arkadaşlar. Dolayısıyla ikisindeki bitki örtülerinin farklı olmasının ya da değişmesinin sebebi nedir? Bir dağ tırmanırken yükselti arttığı için ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde enleme bağlı sıcaklık değiştiği için ne oluyor? Evet, bitki örtüsü kuşaklar oluşturuyor. Evet, yer çekimi azaldığı için gazlar elektrik yüklenmiştir. Radyo dalgalarının yansıtıldığı katmandır. Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisidir? Evet, zaten şu radyo dalgalarını duyunca arkadaşlar hemen sorunun cevabını yapıştırmanız gerekiyor. Evet, radyo dalgalarını yansıtan katman iyonosferdir arkadaşlar. Evet, troposfer en alt katmandır. İklim olaylarının meydana geldiği, canlıların yaşadığı, su buharının tamamının, gazların %75'inin bulunduğu katmandır. Stratosfer troposferin üzerindedir arkadaşlar. Burada ozon tabakası vardır. Mezosfer meteorların tutulduğu katmandır. Egzosfer de en dış katmandır arkadaşlar diyebiliriz. Evet. Bir izobar haritası arkadaşlar. Bu izobar haritasında numaralanmış oklar yönünde esen rüzgarlardan hangisinin daha yavaş esmesi beklenir? Evet, izobarlar birbirine ne kadar? Evet, iki tane A şıkkı geldi. Evet. Evet, izobarlar arası mesafe ne kadar fazlaysa rüzgar o kadar yavaş eser. İzobarlar birbirine ne kadar yakınsa rüzgarlar o kadar hızlı eser. Dolayısıyla arkadaşlar İzobarların birbirine uzak olduğu merkez bir numaralı merkezdir. Dolayısıyla rüzgarın en yavaş estiği merkez bir numaralı merkezdir. Aşağıdaki basınç merkeziyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur demiş.
Şimdi arkadaşlar biz buna bakarak neyi anlayabiliriz? Birincisi bulunduğu yarım küreyi çok kolay kavrayabiliriz. Eğer şöyle bir ters varsa arkadaşlar ne oluyordu bu? Güney yarım küre oluyordu. Evet, güney yarım küre. Eğer oklar, okların ucu arkadaşlar dışarıya doğruysa bu ne oluyordu? Yüksek basınç. O zaman neymiş güney yarım kürede bir yüksek basınç alanı. Okların yönü içe doğru olursa arkadaşlar alçak basınç olur. Bu şekilde bir S değil de arkadaşlar şu şekilde bir S çizerse de kuzey yarım küre olur. Evet mesela. Evet şöyle arkadaşlar bir S çizmiş kuzey yarım küre. Şurada bir ters S çizmiş güney yarım küre. Okların yönü dışa doğru yüksek basınç, okun yönü dışa doğru yüksek basınç. Buna göre yukarıda, buna göre bu iki yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle ortaktır? Hangisi kesinlikle ortak? Basınç türleri ortak mı arkadaşlar? Yarım küreleri ortak değil zaten. Biri kuzey, biri güney. Yükseltilerini bilemeyiz. Yerel saatlerini bilemeyiz. Enlemlerini bilemeyiz. Ama ikisi de nedir arkadaşlar? İkisi de yüksek basınçtır. Dolayısıyla cevap E'dir. Evet, ne diyor arkadaşlar? Toprakta humus miktarı arttıkça toprağın rengi koyulaşır. Buna göre diyor ki hangisinde renk daha koyudur arkadaşlar? Türkiye'de hangi topraklar renk daha koyudur arkadaşlar? Tabii ki Çernezyon ya da diğer ismi zaten kara topraklar. Bunların içinde çok fazla humus olduğu için arkadaşlar renkleri koyuydu ve bu tür topraklar nerede yaygındı? Erzurum, Kars, Ardahan'da yaygındı arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneği Çernezyon topraklar. Evet, burada da dünya üzerindeki toprakları vermiş arkadaşlar. 3 tane toprak tipi vermiş. Bakalım bu topraklar nedir? Şimdi birincisi löstür arkadaşlar. Lös nedir? Lös rüzgarların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Alüvyon nedir arkadaşlar? Akarsuların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Ve moren de arkadaşlar neyin taşıdığı topraklardır? Buzulların evet, internette bir problem olduğu için kamerayı kapattık hocam. Yoksa açıktı kameramız. Kesilmeler oluyor. Evet, şimdi baktığımızda Kanada arkadaşlar. Kanada'nın bu alan nedir arkadaşlar? Buzulların oluşturduğu moren topraklar vardır. Burada Nil Nehri'nin ucunda arkadaşlar bir delta vardır. Bu da alüvyon ya da alüvyal topraklar vardır delta ovasında ve şurada da arkadaşlar çöller var. Çöllerde de rüzgarların taşıdığı löz topraklar bulunur arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 3 moren olacak. 1 evet, alüvyon olacak. 2 de löz olacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Evet, bu sıcaklık yağış grafiği hangi ülkeye aittir sizce? Hangi iklime aittir? Ülkeyi demeyelim de hangi iklime aittir? Evet, ÖSYM'nin her zaman sorduğu, sürekli sorduğu bir iklim. Hangi iklim? Akdeniz iklimi. Evet. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı bir iklim. Evet. Şimdi Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlere bakarsak arkadaşlar, birincisi nedir? Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Kaliforniya Körfezi, Orta Şili, Kap Bölgesi ve Avustralya'nın güneyi arkadaşlar. Baktığımızda iki tane Akdeniz iklimi görülen yerler var arkadaşlar. 2 ve 3. Dolayısıyla cevap ne olur arkadaşlar? 2 ve 3. Peki diğerlerinde hangi iklim var? Ekvatoral iklim var arkadaşlar. Sert tundra iklimi var ve şurada da savan iklimi var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacak. Kayaçlarla ilgili bir soru. Volkanik malzemelerin soğuması yer kabuğu oluşumunun ilk aşamasıdır. Bu soğuma esnasında iç ve dış püskürük denilen temel taşlar oluşur. Bu taşların dış kuvvetlerce şekillendirilmesi ya da sıcaklık ve basınç koşullarının artması yeni taş türlerini oluşturur. Buna göre aşağıda taş türlerine ait verilen örneklerden hangisi doğrudur? 3 tane tipi var arkadaşlar. Nedir? Püskürük kayaçlar, tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçlar.
Püskürük kayaçlar lavların yeryüzüne çıkması veya yer altında soğuması ile oluşuyor. Tortul kayaçlar yeryüzüne taşınan malzemelerin çukur alanlarda taşlaşmasıyla oluşuyor. Başkalaşımsa tortul veya püskürük kayaçlarının yüksek basınç ve sıcaklık altında başkalaşmasıyla, değişmesiyle oluşuyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, granit bir püskürük taş mıdır? Evet. Lignit bir tortul taş mıdır? Evet. Taş kömürü bir başkalaşım kayaç mıdır? Hayır. O zaman bu olmuyor. Konglomera bir püskürük kayaç mıdır? Hayır. Konglomera bir tortul kayaçtır. Kuvarsit bir başkalaşım kayaçtır. Bazalt bir püskürük kayaçtır. Bunun üçü de yanlış zaten. Andezit bir püskürük kayaçtır. Kil bir tortul kayaçtır. Granit gneisa dönüşür arkadaşlar. Bu da bir metamorfik kayaçtır. O zaman üçü de doğru. Bir tortul kayaç, diorit bir püskürük kayaç, yanlış vermiş. Lignit bir tortul kayaç, şist bir nedir arkadaşlar? Başkalaşım kayaç, gabbro bir nedir? Volkanik kayaç. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Evet, böyle bir grafik var. Bu grafiğin değer alan yağış rejimine sahip yerin bitki örtüsü nedir diye sorulmuş. Evet, hangi? Bakın iki tane uç değer var. Mart ve Ekim tarihlerinde. Evet, bu nedir arkadaşlar? Ekvatoral iklimin bir grafiği arkadaşlar. Ekvatoral iklimin bitki örtüsü de geniş yapraklı, yaprak dökmeyen ormanlar, yani tropikal yağmur ormanları. Evet, dağ oluşumu iki şekilde meydana geliyor arkadaşlar. Hatta dağ oluşumu dediğimiz orojenez iki şekilde meydana geliyor. Evet, kırılma ve kıvrılma arkadaşlar. Eğer bir yerde kırılma varsa arkadaşlar, burada hem çöken alanlar hem yükselen alanlar vardır. Çöken alanlara arkadaşlar ne denir? Çöken alanlara, yani yaya arkadaşlar, graben denir. Yükselen alanlara kırılma sırasında horst denir. Yine kıvrılma sırasında da bazı alanlar yükselir, bazı alanlar alçalır. Yükselen alanlar denir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir burada da. Evet. Burada bir peri bacası oluşumu verilmiş arkadaşlar. Peri bacaların oluşumunda kayaç yapısının dışında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur diye sormuş. Hangisi etkili olmuştur arkadaşlar? Doğrudan dediği için arkadaşlar, peri bacaları şeklinde baktığımızda aklımıza rüzgar gelebilir ama bunun bulunduğu arazi tamamen akarsu ve sel sularının aşındırması sonucu oluşan bir arazidir arkadaşlar. Bu kısmı karıştırmayalım çünkü peri bacalarında çok fazla karışıyor. Bu peri bacaları bir akarsu aşınım şeklidir arkadaşlar. Kayaç yapısı volkanizmadır. Yani volkanik olaylar etkilidir. Ve arkadaşlar, peri bacalarını oluşturan kuvvet nedir? Akarsular ve sel sularıdır arkadaşlar. Rüzgarlar değildir. Rüzgarlar dolaylı olarak şekillendirir ama asıl etken nedir? Akarsulardır. Evet, anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunu sakın karıştırmayın. Bu, evet, herkesin karıştırdığı bir bilgi. Evet, peri bacası bir akarsu aşınım şeklidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada A. Bu soruyu unutmayalım. Peri bacaların oluşumunda buzullar etkili değildir. Yeraltı suları etkili değildir. Dalgalar etkili değildir. Rüzgar etkilidir ama rüzgar nasıl etkilidir arkadaşlar? Dolaylı etkilidir. Tamam, bunu unutmayalım. Buna göre yukarıdaki gerçeklerin hangisinin oluşturduğu yerde bitki örtüsü daha seyrektir? Hangisinin oluştuğu alanda bitki örtüsü daha seyrektir? Evet, birinci şeklimiz nedir arkadaşlar? Peri bacası. İkinci şeklimiz ırmak adası.
Üçüncü şeklimiz mantar kaya. Dördüncü şeklimiz lapya. Beşinci şeklimiz geniş tabanlı vadidir arkadaşlar. Evet. Cevabımız o zaman nedir arkadaşlar? Rüzgarların etkili olduğu alanda rüzgar aşınım şekillerinin oluşmasında arkadaşlar. Rüzgarların oluşturduğu yerde, gerçekte oluşturduğu yerde bitki örtüsü çok cılızdır arkadaşlar. Dolayısıyla mantar kayanın bulunduğu alan 4 lapya karstik aşınım şekli. Evet, cevabımız C. Buna göre yukarıdaki dünya haritası üzerindeki noktaların hangisinde depremlere ve volkanik olaylara rastlanmaz? Depremlere ve volkanik olaylara rastlanmaz. Deprem ve volkanik olayları ölçerken arkadaşlar ne yapacağız? Sihirli formülü çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Evet, şuradan arkadaşlar Ölüdeniz Fayı ve Doğu Afrika Rifti. Evet, şurada da arkadaşlar İzlanda'dan aşağıda çizebilirsiniz. Burada ayrı ayrı iki tane. Evet, şurayı unutmayın arkadaşlar. Doğu Afrika Rifti de burada da küçük, burada da şöyle uzanan bir fay var. Hatta geçen günlerde oluşan deprem arkadaşlar, dikkat ederseniz şurada İsrail'i, Suudi Arabistan'ı, evet, Filistin'i her yere etkiledi arkadaşlar. Bakın o fay, bu fay arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, burayı da etkiliyor. Evet, dolayısıyla hangisi dışarıda kaldı? Evet, 5 numaralı alan dışarıda kaldı. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? E olacak. Evet, doğal koşullar göz önüne alınırsa haritadaki numaralı yerlerin hangisinde biyoçeşitliliğin en çok olduğu söylenebilir? Evet, bakarsak arkadaşlar şurası Akdeniz iklimi, şurası çöl iklimi, şurası Türkiye, şurası Orta Asya ya da Sibirya diyebiliriz. Dünyada biyoçeşitliliğin en fazla olduğu arkadaşlar alanlar nedir? Ekvatoral iklime, evet, ekvatoral iklimin görüldüğü yerler arkadaşlar. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yer Amazon, Kongo ve Güneydoğu Asya adalarıdır. Evet, dolayısıyla cevabımız B'dir arkadaşlar. Evet, hangi biyom yoktur arkadaşlar burada demiş. Hepsini sınıflandırırsak hangi biyom yok? Bakın tundra biyomu. Nerede tundra biyomu? Evet, şurada bakın tundra. Çöl biyomu arkadaşlar. Çöl Avustralya'nın içi arkadaşlar neydi? Çöldü burada. Çalılık biyomu. Evet, çalılık neydi arkadaşlar? Akdeniz değil mi? Akdeniz iklimi. Maki. Ona bakalım. Savan biyomu arkadaşlar. Bakın şurası ekvatoral yağmur ormanları biyomu. Hemen altında da savan biyomu var. İğne yapraklı ormanlar. Evet, şurası sert karasal iklim, yani tayga ormanları biyomu. Ama çalılık biyomu yok. Çalılık biyomu olsaydı nerede olurdu? Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Kaliforniya, Körfezi, Orta Şili, Kap bölgesi ve Avustralya'nın güneyi olurdu ama yok. Cevabımız bu yüzden C. Belirli bir alanda tek tür canlılardan oluşan topluluğa ne isim verilir arkadaşlar? Tek tür canlılar. Evet, hepsinin cevabını, hepsinin açıklamasını yapalım arkadaşlar. Popülasyon bir yerde arkadaşlar tek tür canlılardan oluşan birliğe biz ne diyoruz? Popülasyon arkadaşlar. Ekosistem nedir? Ekosistemde arkadaşlar canlı ve cansız unsurlar bir arada bulunur. Biyomda bitki ve hayvan toplulukları bulunur. Habitat canlıların yaşam yeridir. Flora bitki türlerinin yaşam alanıdır. Evet, dolayısıyla cevabımız nedir arkadaşlar? Popülasyon, aynı tür canlıların yaşadığı birliğe biz popülasyon diyoruz. Ekosistemde canlı ve cansız unsurlar beraber bulunuyor. Biyomda bitki ve hayvan toplulukları var. Habitat yaşam yeri demek. Flora da bitki toplulukları demek. Toprağın azot bakımından zenginleşmesinde unsurlarından hangileri etkili değildir? Kireç taşı, baklagiller, bakteriler.
Evet, kireç taşı arkadaşlar hangi döngüye katkı sağlıyor? Bakteriler arkadaşlar, azot bağlayıcı bakteriler topraktaki azotu nereye bağlar arkadaşlar? Bitkilere bağlar. Yani azot döngüsünde bunlar önemlidir. Evet. Baklagiller arkadaşlar, baklagiller özellikle arkadaşlar nöbetleşe tarım dediğimiz bir tarım var. Bir yıl çok su tüketen ve çok gübreye ihtiyacı olan ürünler ektiğimizde arkadaşlar ne olur? Toprak verimsizleşir. Ertesi yıl baklagil ektiğimiz zaman baklagiller kökleriyle toprağa azot salgılarlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu da azot döngüsüne etki eder mi? Tabii ki eder arkadaşlar. Bu da azot döngüsünde etkilidir. Ama kireç taşı hangi döngüye katkı sağlar arkadaşlar? Kireç taşı eğer parçalanırsa, kireç taşı oluşursa karbondioksit tüketilir. Kireç taşı parçalanırsa arkadaşlar karbondioksit üretilir. Dolayısıyla cevabımız A. Evet, baklagili tekrar edeyim. Mesela bir yıl dedik ki nöbetleşe tarım dediğimiz bir tarım var. Normalde baklagiller kökleriyle toprağa azot salgılarlar, azot bağlarlar toprağa arkadaşlar. Mesela bir yıl şeker pancarı ektiğimizde topraktaki bütün azot tükenir arkadaşlar. Ama ertesi yıl biz oraya baklagil ekeriz ki topraktaki kaybolan azot tekrar gelsin. Çünkü baklagiller toprağa azot salgılarlar ve azot döngüsüne katkı sağlarlar. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde karbondioksitin açığa çıkmasının neden olan etkenlerden biri değildir? Yani hangisi karbon döngüsüyle ilgili değildir? Evet, fosil yakıtlar kullanılırsa atmosfere azot salgılanır. Volkanik olaylar sırasında arkadaşlar atmosfere su buharı ve çok miktarda karbondioksit karışır. İnsan ve hayvan solunumunda azot karbondioksit açığa çıkar. Orman yangınları sonucu karbondioksit açığa çıkar. Ama bitkiler fotosentez yaparsa ne olur arkadaşlar? Bu karbonun tükenmesine sebep olur arkadaşlar. Yani burada açığa çıkmasına neden olan etkenlerden biri değildir diyor. Bu azot karbonu arkadaşlar tükenmesine neden olur, tüketilmesine neden olur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Evet, B'yi unutmayın arkadaşlar. Volkanik faaliyet, volkanik patlama sırasında çok miktarda su buharı ve karbondioksit açığa çıkar. Dolayısıyla cevabımız burada E. Evet, burada ekstrem doğa olaylarının yerleri gösterilmiş arkadaşlar. Hangisi yanlış eşleştirilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi hepsine teker teker bakalım. Şimdi tropikal siklonlar nerede etkili arkadaşlar? Tropikal siklonların etkili olduğu alan, evet şurası, biraz da şurası arkadaşlar. Hatta şurayı da alabiliriz, etkili olduğu yer. Evet, tropikal siklonların arkadaşlar etkili olduğu yer burası. O zaman doğru mu bu? Evet, bu doğru. O zaman cevap bu değil. Aşırı yağışlar arkadaşlar, aşırı sıcaklıklar. Bakın Sahra Çölü aşırı sıcaklık. Avustralya'nın iç kesimleri aşırı sıcaklık. Bu da doğru mu? Doğru. Bir numaraya baktığımızda arkadaşlar muson ikliminin etkisiyle yazları aşırı yağış ve sel olayları görülür. O zaman bir de olmaz. Evet, iki numaraya baktığımızda arkadaşlar şiddetli soğuklar Sibirya görülür. Ama biz H çizdiğimizde arkadaşlar, bakın H çizdiğimizde, şöyle bir H çizdiğimizde, bakın buraya denk gelmiyor. Dolayısıyla burada deprem riski azdır. Cevabımız bu yüzden E'dir. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Verimli oluyor mu? Hemen araya biraz soğutalım. Evet, o zaman çıkmış bir sınav sorusu. Doruk ve Emre Mayıs ayında bir turla 5 gün yurt dışına gittiler. Ancak gittikleri şehirde gezi süresince sıcaklığın 25 derecenin üzerine çıkmasıyla beklenmedik bir durum yaşadılar. Yani diyor ki 25 derece gittikleri ülke için çok ekstrem bir sıcaklık. Hangisi bu ülkedir diyor arkadaşlar. Şimdi ülkelerin yerlerini de biraz bilmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada Kahire dediğimiz yer neresi? Kahire Mısır arkadaşlar. 25 derece Mısır için düşük bir sıcaklık. Roma İtalya'da arkadaşlar 25 derecelik sıcaklık ekstrem bir durum değil. Riyad neresi? Suudi Arabistan arkadaşlar. Suudi Arabistan için 25 derecelik sıcaklık çok düşük de bir sıcaklık. Yeni Delhi Hindistan için çok yüksek bir sıcaklık değil. Ama burası neresi arkadaşlar? Norveç. Norveç için arkadaşlar
25 derece sıcaklık çok yüksek değerde bir sıcaklık. Çünkü Norveç'te sıcaklıklar arkadaşlar yaz aylarında 10-15 derece, evet, civarına çıkar. 25 derece Norveç için çok yüksek bir sıcaklıktır. Ama diğerler arkadaşlar orta kuşak ve ekvatoral kuşak içinde yer aldığı için bunlar için normal derece. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Türkiye'de özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde 25 derecelik sıcaklık bir ekstrem sıcaklık değil. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesinde 45 dereceye 50 dereceye kadar çıkabilir arkadaşlar. Ama Norveç'te hiçbir zaman bu şekilde olmaz. Dolayısıyla cevabımız Oslo oluyor, Norveç. Evet, yine aynı tarz bir soru. Bir yerde daha önceleri hiç görülmeyen ya da çok nadir görülen doğa olaylarına ekstrem doğa olayları denir. Buna göre haritadaki numaralı yerlerin hangisinde Ocak ayındaki bazı günlerde sıcaklığın 30 santigrat olması ekstrem sayılmaz? Yine aynı mantık bir soru. Evet. Şimdi şuraya da dikkat etmemiz gerekiyor burada arkadaşlar. Ocak ayında 30 derece Türkiye için yüksek bir sıcaklık mı? Ocak ayında Türkiye'de 30 derecelik bir sıcaklık yüksek mi? Evet, yüksek bir sıcaklık. O zaman Türkiye'nin bu yakınında bulunan yer için de yüksek bir sıcaklık. Zaten Norveç için, Kanada için, Alaska için bunlar çok yüksek ama burada Akdeniz iklimi var arkadaşlar ve Ocak ayında burada hangi mevsim var? Yaz. Şu tarafta hangi mevsim var? Kış, yaz olan yerde nedir? 30 derecelik sıcaklık ekstrem bir sıcaklık değildir arkadaşlar, değil mi? Ama diğerleri için hepsi kış mevsimini yaşadığı için bunlar için ekstrem bir sıcaklıktır. Ama yaz olan yer için ekstrem değil, normal bir sıcaklıktır arkadaşlar. Burada Ocak ayını vermesi biraz çeldirici oluyor. Buna göre numaralı bölgeler ile biyomeşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet, ikinin yanında çöl vardı ama orası karasal çöl olduğu için orası kış mevsiminde soğuk olur hocam. Bizim için Ocak dediği için evet, direkt Güney Yarımküre'ye gittik. Çünkü yaz olan yere bakmamız gerekiyor. Evet, yağmur ormanları biyomu, Avustralya'nın içi çöl biyomu, Kuzey Sibirya tayga ormanları iğne yapraklı orman biyomu, burası tundra biyomu, çalı neredeydi? Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, Kaliforniya, Orta Şili, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avustralya'nın güneyiydi ama bize Orta Asya'yı vermiş. Orada ne biyomu var? Evet, orada evet, ot biyomu var. Ya da step biyomu ya da karasal biyomu ya da çayır biyomu diyebiliriz. Evet, cevabımız 5. Evet, yine tanımlar var arkadaşlar. Benzer bitki ve hayvan diyorsa arkadaşlar nedir bu? Biyom. Benzer bitki ve hayvan. Bir canlının yaşamsal faaliyetlerini en iyi sürdürdüğü alan habitattır, yaşam yeridir. Belli bir alanda aynı tür yani tek tür canlılar varsa o da popülasyondur arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Döngüsü ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Atmosferdeki azot gazının nitratı dönüştürülmesinde bazı bakteriler, volkanizma ve yıldırım şimşek etkili olur. Evet, azotun kullanılabilmesi için yıldırım, şimşek olaylarına evet, ve volkanizma olayına maruz kalması ve nitrata dönüşmesi lazım. Ya da topraktaki azot bitkilerin kökleriyle beraber köklerindeki bakteriler tarafından nitrit ve nitrata dönüştürülmesi gerekiyor. Evet. Nitrit formundaki azotun bir dakika arkadaşlar. Nitrat formundaki azotun azot gazına dönüşerek atmosfere geri dönmesine denitrifikasyon denir. Evet. Nitrit ve nitrata dönüşmesine nitrifikasyon denir ama nitrit ve nitratın azota dönüşmesine denitrifikasyon denir arkadaşlar. Bunlar doğru yani. Azot döngüsüne kaynaklık yapan azotun temel kaynağı topraktır. Hayır. Azotun %78 ve atmosferde en çok bulunan gazdır arkadaşlar. Yani toprak değildir, atmosferdir arkadaşlar. Azotun esas kaynağı. Toprağa ve suya karışan nitrat formundaki inorganik azot suda erimek suretiyle bitkiler tarafından kullanılabilir gübre olarak.
Ekosistemlerdeki canlıların azotu kullanabilmesi için öncelikle atmosferik azot gazının nitrit ve nitrata dönüşmesi lazım. Yoksa kullanamaz arkadaşlar. Azot olarak kullanılamaz. Beşeri etkileri göz önüne alınırsa aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus artış hızını düşürme yönünde bir nüfus politikası izlemesi beklenir? Hangisinde nüfus artış hızını düşürme? Evet, bir yer çok artıyorsa düşürür, bir yer çok azalıyorsa arttırır arkadaşlar. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? Düşürme dediği için aslında nüfusu çok hızlı artan bir ülke olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Türkiye çok hızlı artmıyor. Japonya eksilerde arkadaşlar. Eksi bir. O zaman Japonya hiç olmaz zaten. Rusya Federasyonu eksilerde arkadaşlar. Avustralya eksilerde. Peki Endonezya arkadaşlar. Endonezya'nın nüfusu 200 milyondan fazla arkadaşlar. Ve çok hızlı bir şekilde nüfus artıyor. Endonezya, Hindistan. Evet, Rusya eksilerde. Nüfus artış hızı çok düşük Rusya'nın. Rusya arttırmaya yönelik politika izliyor. Evet, dünya tarihinde belirleyici rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden olsa gerek dünyanın başkenti unvanı verilen Katolik Hristiyanlar için kutsal olan bir inanç bölgesini içinde barındırdığından çifte başkent unvanını taşıyan şehri sormuş arkadaşlar. Evet, Roma içinde Kudüs, Roma'nın içinde Vatikan var arkadaşlar. Yani Papa'nın başkenti, Hristiyanlığın başkenti ve kendisi de İtalya'nın başkenti olduğu için çifte başkent ünvanı var arkadaşlar ya da dünyanın başkenti ünvanı var Roma'nın. Japonlar çoğalmıyor. Japonlar arttırmaya yönelik politikalar izliyor ama nüfus artış hızı ekside ve nüfusları her geçen yıl düşüyor. Rotterdam ve Hamburg'un küresel çapta etki oluşturmasında aşağıda verilen fonksiyonel özelliklerden hangisi ortak etkendir demiş. Hamburg ve Rotterdam. Biri Rotterdam, Hollanda. Evet, yaşlı oranı fazla Japonya'da. Evet, Hamburg ve Rotterdam. İkisi de, biri Almanya, biri Hollanda. İkisi de önemli liman kentleri. Evet, madencilik ruhu havzası var. Eğitim. Oxford ve Cambridge var. Tarım. Geçelim tarım. Hollanda'nın bazı şehirleri tarım. İdari de geçelim. Evet, Londra, Kahire, Yeni Delhi, Roma. Aşağıdaki yerlerin hangisi yukarıdaki kentlerin kurulduğu alanlardan biri değildir? Evet, Londra nerede arkadaşlar? Batı Avrupa. Kahire nerede? Mısır arkadaşlar. Nerede? Kuzey Afrika. Yeni Delhi nerede arkadaşlar? Güney Asya. Hindistan'ın başkenti. Roma nerede? Güney Avrupa arkadaşlar. Ama Doğu Asya'dan kimse yok. Çin deseydi Doğu Asya'dan da Çin, Güney Kore, Japonya diyebilirdik. Rusya'da Sibirya, Almanya'da Ruhr Havzası, ABD'de Appalaş Dağları çevresi, Basra Körfezi, Donbas Havzası. Evet, bunların ortak fonksiyonu nedir? Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johannesburg arkadaşlar, nedir bunların ortak fonksiyonları? Ya da Kerkük, Musul, Zonguldak, Batman nedir arkadaşlar? Evet, tabii ki bunlar madencilik arkadaşlar. Sibirya'da doğal gaz var. Ruhr Havzası'nda taş kömürü var. Appalaş'ta taş kömürü var. Basra Havzası'nda petrol var. Zonguldak'ta taş kömürü var. Yine Batman'da petrol var. Yukarıdaki haritada gösterilen evet, eğitim buradaki ortak özelliği sorduğu için Sibirya'da eğitim iyidir diyemeyiz. Çünkü Sibirya soğuk bir yer. Hangisi finans ve ticaret merkezidir? Evet, dünyanın ticaret merkezi New York Borsası arkadaşlar, biliyorsunuz. Cevabımız bu yüzden A. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfuslanması ve büyümesinde sanayi fonksiyonun etkisi belirleyici olmuştur? Evet, şurada ne var arkadaşlar? Din var ve başkent var, olması var. Evet, TTRT karışık. Şurada ne var arkadaşlar? Tokyo'da. Tokyo sanayi ve teknoloji var arkadaşlar. Hong Kong'da ticaret var.
Johannesburg'da maden var. Dubai petrol arkadaşlar zaten maden. Yani şu an AYT'yi çözüyoruz. İlk sorular, ilk 15-20 soru TYT'ydi. Şimdi AYT. Bu AYT sorusu. Evet, hangisi sanayi demiş bize? Evet, Tokyo sanayidir arkadaşlar. Tokyo'da ham madde yoktu ama. Neydi arkadaşlar? Ham madde olmamasına rağmen çok fazla gelişen bir şehir. Hatta dünyadaki en yoğun nüfuslu şehir arkadaşlar. 40 milyon nüfusu var Tokyo'nun. Evet, buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinde Ruhr bölgesinde benzer bir süreç yaşandığı söylenir. Ruhr havzası arkadaşlar özellikle Fransa ile Almanya arasında çok büyük problemlere neden olan bir yer. Özellikle taş kömürün bulunmasıyla arkadaşlar bu bölümde demir çelik sanayisi gelişmeye başlıyor ve bunun sayesinde bu bölge çok gelişiyor. Hangisinde bu durum gerçekleştirmiştir diyor. Bizde de arkadaşlar aynı örnek neresi? Evet, tabii ki dinleseniz iyi. Zaten az kaldı. Bitecek. Evet, Zonguldak arkadaşlar nedir? Yine maden şehridir. Evet, burada örnekler vermiş. Madencilik, Batman, sanayi kenti. Burada da arkadaşlar Essen, Ruhr havzasında bulunan bir maden şehridir arkadaşlar. Essen. Kocaeli sanayi kenti demiş arkadaşlar. Biraz önce baktık zaten. Tokyo'da bir sanayi kenti. İstanbul eğitim kültür şehri arkadaşlar. Burada da baktığımızda evet, neresini sayabiliriz? Londra'yı eğitim kültür alabiliriz. Evet, Antalya turizm kenti arkadaşlar. O da nerede? İtalya'da. Kudüs nedir arkadaşlar? Din. Dini bir kent. Evet, tabii ki aynen. Pom, al, dam, yayla yerleşmelerinin ortak özelliği nedir demiş arkadaşlar. Pom, al, dam, yayla. Yayla hayvancılık, dam hayvancılık, ağır hayvancılık, kom hayvancılık. Bunlar nedir? Hayvancılık faaliyetleri yapılan geçici yerleşmelerdir arkadaşlar. Değil mi? Daha önce işlemiştik. Çiftlik de hayvancılık yapılıyor ama o kalıcıydı arkadaşlar. Bir kadar çiftliği vermemiş. Sürekli değil. Hem tarım hem hayvancılık yapılan değil. Hem tarım hem de hayvancılık yapılan değil. Evet, cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Hangisi diğerlerine daha yaygındır köy altı yerleşmelerden? En yaygın olanı söylemiştik zaten. Neydi en yaygın olan? Türkiye'de en yaygın köy altı yerleşme hangisiydi? Evet, tabii ki. Türkiye'de en yaygın köy altı yerleşme nedir arkadaşlar? Geçici köy altı yerleşme yayla. Mezra'da arkadaşlar tarım ve hayvancılık yapılıyordu. Güneydoğu'da yaygındı çiftlik. Düz alanlarda yaygındı tarım ve hayvancılık. Tahıl tarımı yapılıyordu. Batı Karadeniz'de yaygındı. Evet, oba arkadaşlar Akdeniz'deki çadır yerleşmeleriydi. Yayla arkadaşlar neredeyse Türkiye'nin Marmara bölgesi hariç bütün bölgelerinde yapılan bir faaliyet. Dolayısıyla yayla sayısı fazla. Yukarıdaki haritada koyu renkle gösterilen numaralı alanlardan hangilerindeki ekosistemlerde birinci tüketiciler ihtiyaçları olan enerjiyi daha zor karşılar? Birinci tüketici nedir arkadaşlar? Birinci tüketici otçul. Yani diyor ki hangisinde ot yok? Yani hangisinde ot yok? Evet, şurası tropikal yağmur ormanları, ot var arkadaşlar. Şurası çöl, ot zor. Şurası yağışlı bir yer, muson, ot var. Evet, şurası çok soğuk bir yer. Ot zor. Evet, yine şurada da ot bulunabilir. Evet, cevabımız dediğiniz gibi C. Evet, bakalım saatimiz 54. 6 dakikamız var arkadaşlar. Zaten hemen 2-3 soru kaldı. Bunları da çözüp bitirelim. Evet, çabuk bozulan ürünler için arkadaşlar özel taşıma sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle yaş sebze, dondurucu, bunlar için dondurucu taşıtlar gerekir arkadaşlar ama camı biz herhangi bir şeyle taşıyabiliriz. Bunun için özel bir araca gerek yok.
Evet, diyor ki buna göre aşağıdaki ürünlerin hangisinde Türkiye'deki coğrafi bölgeler arasındaki dolaşım payı en azdır? Ne demek istiyor? Eğer bir yerde ürün, Türkiye'de ürün her yerde yetiştiriliyorsa alıp satmaya gerek yoktur arkadaşlar. Ama bir ürün bir bölgede yetişip diğerlerinde yetişmiyorsa diğer bölgeler hepsi o bölgeden bu tarım ürünü almak zorunda. Mesela turunçgil Akdeniz'de yetişir. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu alır. Mesela zeytin arkadaşlar Akdeniz kıyılarında yetişir. İç bölgelerin hepsi buradan zeytin alır. Ama buğday arkadaşlar, buğday Türkiye'nin her yerinde yetişir. Pamuk Güneydoğu Anadolu'da yetişir. Akdeniz'de, Ege'de yetişir. Diğer bölgelerde yetişmez. Evet, dolayısıyla nedir arkadaşlar? Cevabımız buğday. Yukarıdakilerden hangilerinin uluslararası pazarlara ulaştırılmasında özel donanıma sahip araçların geliştirilmesi fazladır? Evet, özellikle arkadaşlar baktığımızda pamuk bozulmaz arkadaşlar. Bunun için özel araca gerek yok. Taş kömür bozulmaz. Bunun için özel araca gerek yoktur. Ama doğalgaz için boru hattı veya özel tankerler gerek arkadaşlar bunu taşıyabilmek için. Hayvansal ürünler yani et arkadaşlar mutlaka soğutuculu araçlar gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız B olur arkadaşlar. Yani taş kömürü her şeyde taşınabilir. Özel bir araca ihtiyacı yoktur. Ama doğalgaz, petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı yani ya da tankerlerle taşınması zorunludur. Hangisinin dağılışını göstermiştir dünya haritasında? Evet, orman alanları dese arkadaşlar, orman alanları dese şurayı vermesi lazımdı ama yok, o zaman bu değil. Petrol bölgelerinde ise Orta Doğu'yu vermesi lazım ama vermemiş demek ki değil. Pamuk üretim bölgelerini vermiş olsaydı daha çok Türkiye ve kurak yerleri vermiş olurdu değil. Kömür havzaları bakın arkadaşlar. Kömür havzası, burası da kömür havzası. Avrupa bir kömür havzası. Çin ve Rusya birer kömür havzası arkadaşlar. Cevabımız kömür havzaları. Küçükbaş hayvancılık bölgeleri değil arkadaşlar. Daha çok şuralarda da olur. Daha çok kömür havzalarını göstermiş arkadaşlar bunlar. Evet, bu da son sorumuz arkadaşlar. Evet, bayağı bir soru çözmüş olduk arkadaşlar. 50-60 ya da 70 soru çözdük gibi. Hangisi tükenebilir doğal kaynaklar arasında sayılamaz? Evet, tükenebilirler yani kendini yenilemeyenler arkadaşlar. Doğalgaz tükenebilir, petrol tükenebilir, fosfat maden tükenebilir, taş kömürü tükenebilir. Ama dalga arkadaşlar tükenir mi? Dalga, hidrolik, jeotermal, rüzgar, güneş bunlar tükenmez arkadaşlar. Ya da belirli koşullarda kendini yenileyebilir. Evet, burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bence gayet verimli bir soru çözümü oldu. Evet. Herkese teşekkürler katıldığınız için. Evet, yine görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.